Hatırlarsınız ki Hunter Mims yani aka Sick Ferrari bayisinde meydana gelen bir olayı Twitter'da kamuoyuna paylaştığı için tutuklanmıştı. Kamuoyuna açıklanan bilgiye göre oyuncu bayideki tüm çalışanların Sike bayiden ayrılmasını istemesine rağmen bu söylenenleri reddetmiş. Özel mülke izinsiz girdiği tespit edilen ve şirketi saygısız olarak nitelendirdikten sonra polis Sick hakkında soruşturma başlatmıştı. Kuzey Amerika takımı Sentinels organizasyon tarafından belirlenen eğitim tamamlanana kadar Valorant oyuncusu Hunter Sick Mims'i askıya almıştı. Hunter Mims, Collin County hapishanesindeki mahkum kayıtlarına göre 4 Mart tarihinde Texas'ta özel mülke izinsiz giriş yapmaktan tutuklanmıştı. Oyuncu 2 gün hapis yattı ve 5000 dolarlık kefaletle tutulmuştu. Sağlık durumunun kötü olması nedeniyle Sentinels maçlarına çıkamadı. Olayların gelişmesinin ardından tekrar rekabet etmeye hazır olduğunu söyledi ve Twitch kanalında yayın yapmaya devam etti. Kadro değişiklikleri döneminden sonra Sentinels'ta yedek oyuncu olarak listelendi. Geçen mayıs ayından beri profesyonel olarak maalesef oynayamadı ve bugün yani 9 mayıs 2023'te tekrardan mülke izinsiz girmekten dolayı tutuklandı. Kendisi hala Teksas'taki Collin County hapishanesinde ve 2000 dolara kadar para cezası ya da 180 güne kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Kaynaklara göre Sick şu anda hayatında bazı kişisel problemlerle uğraşıyor. Birkaç oyuncu, akrabaları ve oyuncuya yakın kişiler onu ulaşmaya ve yardımcı olmaya çalıştığını belirtti. Hatta eski takım arkadaşı Shazam kamuoyunun önünde kendisinden aramalarına cevap vermesini istedi. Sick Geçmişte psikolojik sorunlarla mücadele ettiğinde öne sürülen kaynaklar maalesef mevcut. George Gaddis bu konu hakkında şu açıklamayı yaptı. SIG kötü bir insan değil ve konuştuğum en nazik insanlardan biri. Lütfen onu desteklemeye devam edin. Birçoğumuzun hayali olan e-spor her ne kadar dışarıdan eğlenceli ve tatmin edici gözükse de her şeyde olduğu gibi mental ve fiziksel zorlukları yıpratıcı olabiliyor. Ayrıca bazı durumlar vardır ki her ne kadar aldığınız kararlar mantıklı gelse de ancak o durumdan çıktığınızda, o girdaptan çıktığınızda aldığınız her karar sadece sizin için mantıklıymış. Bunu fark ediyorsunuz. Beyninizin sizi kandırmasına izin vermeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.